Evet efendim, davulu şu anda ben kendim çalıyorum. Ramazan'dan başlangıcından bu tarafa. Osmanlı'da örf adetlerimiz vardı. Ramazan davulu kaldırılmıştı ilçemizde ve mahallemizde. Biz bunu sürdürmek istedik. Mahallemizde sosyal metreden ve birebir onlarla görüştük, konuştuk. Onlar da uygun gördüler. Ben gittim Kayseri'den bu davulu aldım. Davulu getirdikten sonra davulcu bulamadım. Teravihi kıldım, gittim eve, davulcu yok. Bu nasıl olacak dedim. Hemen Recep Tayyip Erdoğan aklıma geldi. Dedi ki biz bu millet için varız, bu millete hizmet edeceğiz. Ben de reisin sözünü alaraktan aklıma hemen davulu omuzuma aldım. Mobiletin arkaya bindim, davulu vuruyorum şimdi. Örnek insanı örnek aldım ve de devam etmeye çalışacağım. Şu anda bana para devirseler ben bunu bırakmam. Ben bu halkım için, mahallem için davulu çalmaya devam edeceğim inşallah. Peki mahalle halkı nasıl karşılıyor? Valla her evin yanına varıyorum, herkese soruyorum. Hatta hasta olanlara bile varıyorum. Rahatsız oluyorsanız başka sokaklardan geçeyim diyorum. Onlar da beni gerçekten takdirle karşılıyorlar. Yani 15 yıldır çalınmayan davulu mahallemize getirdin muhtar diyorlar. Senin amniğin ortasından öperim diyorlar. Saygı diyorlar. Ben de mahalle halkıma saygı diyorum. Peki Ramazan ayında Türkiye'de her yıl davulcular para toplarlar. Siz bunu nasıl çözüm yaptınız? Valla bu hizmet benim aşk hizmetimdir. Bende para olmaz. Ben bu mahalle için Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Yapmaya da çalışıyorum. Bizde ücret olmaz. Bizde bir mahallemize hediyedir. Yani hediye olaraktan da görüyorum. Mahalleme teşekkür ediyorum. Onlardan hiçbir yani para, maddi bir şey talep etmiyorum. Hoş geldin şehri Ramazan. Bereket getirdin evimize. Huzur getirdin ülkemize. Sağlık getirdin bedenimize. Hoş geldin şehri Ramazan. Sabah